Sevgili takipçilerim merhaba, kanalıma hoş geldiniz ama ben hiç hoş bulmadım çünkü az önce çok kötü bir haber aldım. Maskemi çıkarmak istemiyorum şu an çünkü 1. çalıştığım sağlık ocağındayım, 2. şu an bizim kanalın odamızdayım, 3. sanırım koronayım. Daha doğrusu ben korona olduğunu düşünmüyordum. Benim normalde mevsimsel alerjim var. Bu arada umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Çünkü bağıramıyorum şu an. Zaten ses tellerim ve boğazım da buna izin vermiyor. Normalde benim mevsimsel alerjim var. Tam bu dönemlerde olur ve aynı bu belirtilerle olur. İşte kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun, boğaz, kulakta kaşıntı, boğazda şişme, göz sulanması, gözlerde kaşıntı vesaire. Bunlar normalde benim mevsimsel alerjimin belirtileri ve ben çok ağır atlatıyorum. Hatta o kadar ağır atlatıyorum ki şefim olan bir KBB hekimi vardı ben lisedeyken. Onunla aylarca benim bu alerjime çözüm bulmaya çalıştık. Ve o bile diyordu ki ben bu kadar fazla reaksiyonla alerji göstereni görmemiştim. Bu kadar ağır atlatanı görmemiştim. Çok felaket olmuş boğazım falan diyordu. Yani ben ağzımı açtığımda dişlerimin arkasına kadar beyaz beyaz noktacık olurdu. Ve bununla beraber yüzümde de sürekli bir şeyler çıkıyordu. Alerjiden kaynaklı. Hatta bana bir gün dedi ki Aybüke dedi bak güneş iyi gelebilir bunlara. Git sen bir güneşe çık. Tamam dedim, çıkayım. Tatile gittim. Bir hafta boyunca her gün güneşin altında yattım. Ben tatilden bir geldim. 3 gün hastanelik oldum. Sonra anladık ki benim güneş alerjim varmış. Neyse. Şu anda da ben mevsimsel alerji olduğumu düşünüyorum şahsen. Ama az önce hekimle göründüğümde bana dedi ki ay korona testi yaptır olabilirsin. Ay maskem açıldı. Hani en azından böyle bir şey varsa çevremdekiler enfekte olmaz. Ben de yani ay konuşamıyorum nefes alamadığım için. Ben de yani gideceğim ve test olacağım. Ve bu korkumu sizle yeneceğim, sizle paylaşacağım ki korkanlar varsa çekinmeden olsunlar. Çünkü yani bu hastalıktan kaçışımız yok. Ve siz test olmadığınız, hasta olduğunuzu kabullenmediniz her gün bu hastalığı başkalarına bulaştırıyorsunuz ve hayat bir türlü eskiye dönmüyor. Neyse umarım korona değilimdir. Ama şöyle bir durum var. Ben hep iş ve ev arası giden bir insanım. Ve normalde ben geldiğimde hiç hasta olmuyor. Çünkü ben akşam saatlerinde duruyorum sadece burada. Ben bile korona olduysam ve çok da dikkat ederim aslında ama bu sağlıkçıların halini düşünün ya. Düşünün hala ben mesela atama bekleyen bir insan olarak bu kadar vaka olmasına rağmen hala neden bir sağlıkçı alımının yapılmadığını merak ediyorum. Soruyorum Sayın Fahrettin Koca. Canım bakanım şu Türkiye'de en çok seni seviyorum bakan olarak. Ama neden bize bunu yapıyorsun? Neden çalışanlarına bunu yapıyorsun? Al insanları artık devlete. Sağda çalışan sağlıkçılar da rahatlasın. Sen de rahatla biz seni darlamayalım. Biz de rahatlayalım. Neyse. Şimdi artık hastanede test yaparken görüşmek üzere. Günaydın. Size bu sesle hiç konuşmak istemezdim ama dünden beri geldiğim hali görün istedim. Dün test yaptırmaya gidemedim. Bugün gideceğim. Sesim sadece gülerken düzgün çıkıyor. Sabah benim Büşra aradı ve yaklaşık neyse bakın böyle yapınca düzelmesi gerekiyor normalde ama düzelmiyor. Neyse sabah beni Büşra aradı. Ay düzeliyor gibi. Düzeldi mi? Düzelmemiş ya. Ama en azından şu an daha kalın çıkıyor. Evet düzelmiş. Tamam bu düzelmiş hali. En azından ince çıkmıyor. Arada kaçıyor ama. Neyse 10 dakika konuştum. 10 dakika boyunca güldüm. Of neyse. Tamam kapatıyorum. Testte görüşürüz.
Evet. Gidiyorum. Ölümüme gidiyorum lan. Abla maskeni taksana. Koronaysan ne yapacaksın? Hiçbir şey olmaz ya. Hep beraber ölürüz. Abla, gitmişken sana da yaptıralım mı? Biz neden devletin ambulansını çağırmadık eve ya? Yapsalardı. Olmuyor muydu önce? Benim aklıma geldi de. Kendimi korona değilim diye düşündüğüm için devleti meşgul etmeyeyim diye düşündüm. Çünkü muhtemelen negatif çıkacağım. Sence tahmin et. Negatif, sen aşılandın zaten. Ya tamam aşılandım da aşılanan yine de onu almışlar oraya. Kaza olmuş. Aşılanan yine de şey olabiliyor. Hasta olabiliyor ama daha hafif geçiriyor. Büşra'ya öyle dedim. Daha hafif geçirebiliyormuş dedim. Biz salak bu sese bak diyor. Bu hafif geçirmiş hali. Çocukların hakkında. Neyse gidiyorum. Orada görüşeceğiz. İşte korkulu rüya mı? Gerçekten. Gözlerimde yaşlarla. Şurada bir montumu giyeyim dur. Soktu sağ 3-4 kere soktu. Olmadı. Zaten huylanıyor burnumdan. İyi dedim yani oraya sokma. Sola sokma. Sağ dedim eskidi sola sokma. Ama ben de güldüm. Neyse. Adam ağladım görünce peçete verdi galiba. O reaksiyon olarak geliyormuş görüntü. Tezgah sonrasında çekemedim. Başhekimlikten bilmem ne çıkmış, yasakmış falan filan. Dedim seninle mi uğraşacağım? İyi kendine çekeceksen çek dedi en sonunda. Ben de şey kalmamıştı o an. İyi ki de çekmemişim. Telefonu düşürürdüm muhtemelen. Neyse bu konuşmaya arabada devam edeceğim. Hala yaşarıyor gözüm ya. Testi verdim şimdi. Ama videoyu çekemedim. Çünkü izin vermedi. Sonra bir 2-3 iyi çekeceksen çek falan dedi de benim de işime gelmedi açıkçası. İyi ki de çekmemişim. Çünkü muhtemelen kamera elimden düşürecektim. Şimdi test oldum. Eve geldim. Videoyu istediğim gibi çekemedim. Çünkü bir zaten konuşmaktan zorlanıyorum. İki dışarıda çok rüzgar vardı. 3. Ablam trafikte çok stresli olduğu için arabada istediğim gibi konuşamadım. Onun dikkati dağılıyor diye. Şimdi olayı şöyle anlatayım. Olanlar var mıdır aranızda? Mutlaka vardır ama. Şimdi bir bahsettikleri gibi asla acı yok. Hiç canım yanmadı. Ya da beynime bir şeyler gitmedi. Hani ben zannettim ki o kadar ilerletiyorlar ki neredeyse hani beynime dokunuyorlar. Daha önce aslında öğrendiğim ve unuttuğum dilleri konuşmaya başlayacağım falan. Hani o kadar bir ilerletme düşünmüştüm ama yokmuş. Yani o kadar gitmiyorlarmış sadece. Şu an zaten hastalığımdan ötürü burnum çok hassas. Yani hep böyle bir kaşıma hissi var. Onu da sokunca istemsizce ben böyleyim. Falan böyle. Ve ilk kafamı çektim. Adam dedi ki dur. Tamam dedim duracağım. Durdum. Tekrar aynı yere soktum. Yine duramadım. Ondan sonra dedim ki adama dur dedim ben kafamı tutacağım. Sen dedim sok. Sen kendi elim kendi kafam değil. Neyse böyle yaptım. Yine ilerletmeye çalıştı. Yine ilerlemedi. Yapamadım yani. Tekrar deneyecekken dedim ki illa bu sağdan mı olacak? Bir de sola sok. Solda dedim duracağım. En son solda durdum. Adam çekti ama hani ben dedim ki olmadıysa yap yani. Şey yapma. Eziyet etmeyeceğim tamam. Ama dedi ki yok oldu aldım. Öylelikle teslimi verdim. Bir de ablam çok aşırı korkuyor. Ablam da beni çok gerdi istemsizce. Yani aslında testte hiçbir şey yok. Sadece hani bir tuhaf bir his yani anladın mı? Şey gibi
Kafanızı, ama kafanızı diyorum, dirseğinizi çarparsınız ya sehpanın kenarına da, böyle karıncalanır. Böyle içiniz bir garip olur. Ya da böyle tikiniz vardır. Tahtaya böyle tırnaklarınızı sürersiniz, gıcırdar, böyle dişleriniz kamaşır falan. Yani ben de öyle bir his oldu. Neyse, daha fazla bu sesle konuşmak istemiyorum. Testin sonucunu sizlerle hep beraber öğreneceğiz. Evet, test sonucumu beklerken kendime mükemmel bir bitki çayı karışımı yaptım. Şimdi onu içeceğim. Ondan sonra bir tabakta portakal kestim. Yiyeceğim. Hasta olmadan önce yapmam gerekenleri hasta olduktan sonra yaptığım için hasta olmuş olabilirim diye düşünüyorum. Evet. Çayımız hazır. Ya vampirim diyorum. Nedenini anlıyorsun. Sadece vampirler kan içer. Yeniden ben geldim. Sesim birazcık düzeldi. Yani normalde tüm gün boyunca böyle düzgün kalmıyor ama az önce spreylerimi kullandığım için bir 5-10 dakikalığına sanırım biraz açıldı. O yüzden ben de hazır birazcık konuşabiliyorken videomu kapatayım dedim. Test sonucumu öğrendim de geldim ve bilin bakalım sonuç ne. Bu arada bunları yaklaşık 5 kere tekrar ediyorum. Çünkü sesim sürekli kaçıyor ve ben tekrar söylemek zorunda kalıyorum sizi bu sese maruz bırakmamak için. Sonucumu isterseniz önce videoyu durdurup aşağı yorumlara tahmininizi bırakabilirsiniz. Ve ben söyledikten sonra tahmininiz doğru mu yanlış mı bakabilirsiniz. Bu size ne kazandırır? Hiçbir şey, ama en azından bana yorum kazandırır diye düşünüyorum. Neyse. Sonucum negatif. Alkış. Ama canım bakanım, canım bakanım. Size videonun başında ben bile koronaysam herkes olmuştur demiştim. Benim korona olmama sizin alım yapmamanız anlamına gelmiyor. Yani sakın ben korona değilim diye alım yapmamazlık yapmayın. Bu şey gibi oldu. Kurtlar Vadisi'nde Nevzat menemen yerken Polat geldi, sonra Polat gitti. Sonra Nevzat dedi ya, abi ben menemen yedim diye mi acaba usta gitti dedi ya. Bu ona döndü biraz. O yüzden ben de biraz nevzatlık yapabilirim. Canım bakanım, sakın ben korona olmadım diye alım yapmazlık yapmayın. Dört gözle sizin Twitter profilinizi yeniliyorum. Koronayı da alıma bağladığıma göre videoyu kapatabilirim. Umarım bir daha böyle bir video çekmeme gerek kalmaz. Sesim düzeldiğinde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.